Nisvan Ses Kuşağı'ndasınız. Fatma Aliye'nin Refet romanı ilk olarak 6 Şubat 1897 ile 19 Mart 1897 tarihleri arasında 37 parça halinde tercümanı hakikatte tefrika edilir. 1898 yılında ise kitap olarak neşredilir. Refet, Fatma Aliye'nin Ahmet Mithat'la birlikte yazdığı Hayal ve Hakikat ve tek başına yazdığı Muhadarat'tan sonra 3. romanıdır. Refet'te tematik ve biçimsel olarak resim önemli bir yer tutar. Başka bir romanı olan Levayi-i Hayat'ta da görüldüğü gibi Fatma Aliye, roman yazmayı resim sanatıyla birlikte düşünmeyi önemsemektedir. Hayatın manzaralarını harflerle çizmek olarak algılanan bir roman anlayışına sahip olan Fatma Aliye, Refet'te diğer romanlarından başka bir yola başvurur. Orta üst sınıftan eğitimli kadınların dünyaları yerine yoksul bir genç kadının dünyasını resmeder. Refet'in hikayesi aracılığıyla farklı sınıflardan insanların hayatlarını, İstanbul'un semtlerini, 19. yüzyılın sonunda okul ortamlarını, aile, akrabalık ve evlilik ilişkilerini, kadınların yoldaşlıklarını kat ederiz. Ama daima ana eksende Refet'in olgunlaşma süreci söz konusudur. Babasından kalan mirasa rağmen yoksul bırakılan, döneminin güzellik normlarına uymadığı için çirkin görülen ve hisseden, bedeni ve sinir sistemi zayıf düşmüş küçük bir kızın mücadelesi, vakarı ve sebatıyla öğretmen oluş hikayesi olarak özetleyebileceğimiz romanın ana ekseninde, Refet belirgin bir kişi olarak öne çıksa, hatta bu kişi romana adını verse de, bu roman Refet'in yetişme, olgunlaşma hikayesi olduğu kadar kadınlar arası dayanışma hikayesidir de. Baştan sona anne ve kızın ortak mücadelesini de takip edebiliriz. Belirli noktalardan sonra ise Refet ile Şule'nin yoldaşlığını, kader arkadaşlığını, Cazibe, Şahap, Şule ve Refet'in sınıf farklılıklarını aşan dostluklarını da romanda görebiliriz. Refet, değişik yoğunlukları, sıkılıkları olan bir yoldaşlık ağının merkezi düğüm noktasıdır. Kendi başına ayakta durmanın, kendi özerkliğini tesis etmenin, başkasına muhtaç olmadan yaşamanın erdemliliği vurgulandığı kadar bu özerklik tesisini destekleyen refakatler de öne çıkarılır. Ancak en temelde Fatma Aliye'nin roman projesinin merkezinde bir kadının herhangi bir erkeğe muhtaç olmadan kendi olabilmesinin imkanı yatmaktadır. Refet, yoksulluğunu ve çirkinliğini evlilik hayalleriyle ya da başka erkeklerin dolayımıyla bertaraf etmeye çalışmaz. İradelilik ve sebatkarlıkla kendi mücadelesini kendi el ve zihin emeğiyle verir. Fransız ressam Rose Mauri önemli bir figür olarak öne çıkar. Dönemin ünlü kadın ressamının hayatına ve ressamlığına dair bilgiler yalnızca veri olarak sunulmaz. Hem yoksulluktan kurtuluşu hem de resim yoluyla para kazanabilme ihtimali bakımından Refet'e model olur. Ancak asıl önemlisi Refet'in akıl ve arzu arasında kurduğu ilişkiyi sarsan olaylar silsilesinde Mauri önemli bir yere sahip olur. Refet'in sebatkarlığı ve iradesi, duygularının ve arzularının bastırılıp aklının merkezileştirilmesi yoluyla olur. Ancak duygu ve arzuları feda eden bu yaklaşım bazı anlarda sorunsallaştırılır. Refet'in tabiatla ilişkisinde, manzarayla karşılaşmasında yaşanan kendinden geçme anları, önceleri huzursuzluk doğurur. Ancak Cazibe ve Rose Mauri dolayısıyla edindiği resim fikri ve okuldaki resim dersinin vesilesiyle onu sıkıntıya sokan, akliliğini sarsan bu deneyim bir sanat eserine dönüşür. Böylelikle romandaki aklilik ile arzu-duygu arasındaki gerilimler çözüme ulaşmış olmaz. Tam aksine Fatma Aliye okura bu gerilimi değişik perspektiflerden sunar. Akıl, arzu ve duygunun kesişimlerinin bedende ne türden etkiler doğurabildiğine ve yaşantının bu kesişimleri nasıl çeşitlendirdiğine dair dikkatlere roman boyunca rastlarız. Birazdan dinleyeceğiniz pasaj, Refet'in akliliğini sarsan, içindeki arzu potansiyelini uyandıran bir anı resmetmesiyle romanın dönüm noktalarından biridir. Bir gün Cazibe Hanım'la Şahap Hanım ziyaret etmek üzere çıktılar. Şule de Şahap'ın kendisine almış olduğu bir basmayı dikmekle meşguldü. Refet ise köşkün önündeki o sevdiği yere can attı. Cazibe'nin kanepeye oturduğunda ayaklarını koyduğu yerde serili bulunan halı üzerine oturdu, yanına bir de bir kitap almıştı. Cazibe ile Şahap, Refet ve Şule'ye açık bir kütüphanede bulunan kitaplardan istedikleri vakit kitap alıp okumak üzere izin vermişlerdi. Refet'in aldığı kitap, yeni edebiyat ve şiirlerimizden bazı parçaları içeren bir dergiydi. Yerdeki bir erken minderini de başının altına çekip Refet uzandı. O suretle elindeki kitabı incelemeye başladı.
Refet o engelin önüne doğru uzandığından, iki taraftaki gül fidanlarından müteşekkil duvarlar, sağ ve sol tarafın seyrine dahi mani oluyordu. Kayalıktan inen suyun çağıltısı, derenin akışı, manzaranın letafeti, kuşların ötüşü, çiçeklerin hoş kokuları, köşkün önüne güzel bir manzara vermek için cazibe tarafından ileri doğru diktirilmiş bulunan arpanın yükselmiş olan yeşilliği ve onlar arasındaki fidanların latif bir surette esen rüzgardan hışıldayışı, önündeki kitabın güzel güzel yazılmış olan parçalarının gönlünü ve fikrini okşayışı, Refet'i o hale getirdiler ki, genelde bu gibi şeylerle keyiflenen Refet, bu defa keyfi artarak adeta mest oldu, sızdı. Elinde kitap yalnız duruyor, artık okuyamıyor, önündeki manzaraya doğru bakıyordu. Ekinler rüzgardan dalgalanıyor, fidanlar sallanıyordu. Zümrüt gibi kırlığın birleştiği, mavi denizin de dalgalandığı görülüyor, onun üzerinde beyaz yelkenli gemiler çektirmelerde sallanıyordu. Refet hayretle bakıyordu. Bu yeşillik de güya bir denizmiş de, onun dalgaları arasındaki fidanların dalları da gemi yelkenleri gibi o dalgalar üzerinde eğilip bükülüyor, havanın güzel olması cihetiyle berrak görünen göğün mavi rengi üzerinde pamuk gibi beyaz bulutlar ne güzel şekiller ve resimler halinde geçip gidiyor. Refet hep bunlara bakıyordu. Bu ne hareket, bu ne gezinti, bu ne dönüp dolaşma diyordu. Çayırlığın ortasını yararak çifte havuzlara ve oradan fenere inen geniş şose yolun üzerinde bir tek beygir koşulmuş köy arabaları, deniz üzerinde kayıp gitmekte olan gemiler, kayıklar gibi akıp gitmekte ada ve sahil vapurlarının bacası havada dumandan halkalar oluştururken kendisi deniz üzerinde köpükten geçici bir iz bırakmakta, düdüğünün sedası karaya aksetmekte, dumanlarını savurarak treni sürükleyip gelen lokomotifin düdüğü de ortalığı çınlatmaktaydı. Kırların ortalarında yabani çiçek toplamakta olan çocuklar, bastonuna dayanıp dolaşmakta, şemsiyesine yaslanıp gezinmekte olan kadınlar da o kırların üzerinde mesafenin uzaklığından kelebekler kadar görünmekteydiler. Refet'in yüreği her zamankinden başka şekilde çarpmaya, ciğerleri daha ziyade kabararak nefes almaya başladı. Bir müddet sonra bütün daldı, gözlerini kapadı. Uzaktan görecek olanlar onu uyuyor sanırlardı, lakin uyumuyordu. O çiçeklerden buharlaşan denizin mavi renginden, hafif bir biçimde kabarmakta olan dalgalarının beyaz köpüklerinden, kuşların ötüşmelerinden, velhasıl Refet'in etrafında ve gözü önünde mevcut bulunan ve şu söylediğimiz hep doğanın latif eserlerinden gelen şiir gücü sanki havaya karışmış da Refet'in içine işliyormuş ve onun eserlerinin gereği olan hayallerle zavallı bahtsızı oyalamak, onunla alay etmek istiyormuş. Bir hayli müddet gözleri kapalı ve hareketsiz kalmış olan Refet, korkulu rüya görmekten uyanan bir kimse gibi birdenbire kalkıp silkindi. Elini parmakları arasına alıp sıkmaya başladı. ''Ya Rabbi, ya Rabbi vücutça kazandım, fikirce kaybettirme.'' dedi. Ve biraz durduktan sonra elini şiddetle çarpmakta olan kalbi üzerine koyup, ''Sen ne demek istiyorsun? Kendi varlığını bana bildirmek mi?'' Benim sana emrim, benim sana hükmüm bu değildir. Ben seni inkar ediyorum, kabul etmiyorum. Hükmetmek istiyorsan çık git, kendine layık bir vücut bul. Bu haraphane, bu gamhane sana mekan olacak bir şey değildir. Nafile çırpınma, ben yine seni inkar edeceğim. Elini kalbi üzerine bastırarak, ben burada bu miskin ve zavallı vücutta kan dolaşımına hizmet eden kalp dedikleri bir et parçasından başka bir şey tanımıyorum. Refet yerinden kalktı, sallanarak güç halle yürüyordu. Oradan giderken, istemem, bir daha burasını istemem, bilhassa böyle yalnız başıma bir seyri istemem, diyordu. İçeri geldi, Şule'nin diktiği entariye yardım etmeye çalıştı. Akşam olmuş, Şahap'la Cazibe dönmüşlerdi. Cazibe, Refet'i ve Şule ve Şahap'ı ve Şahap'ın eğitmenini dahi yanına alarak o sete doğru gitti. Refet o sevdiği yerden şimdi ürküyordu. Biraz oturduktan sonra ileri doğru gezinmeye çıktılar. Cazibe bir aralık durup, ''Ah ne güzel manzara, bakınız hele!'' dedi. Hava pek berraktı. Güneş batmak üzereydi. Bulutlar tarifi zor renkler almışlardı. Sarı değildi, kırmızı değildi, bütün pembe ve turuncu dahi değildi. Hele etraftaki tepeciklere ne hoş aksetmişti. Güya yeşil elbiselerinden gelen güzellikleri yetmezmiş gibi üzerlerine bir de altın yaldızlı mantolar almışlardı. Refet yine kendinden geçecekmiş gibi olduğundan korkmaya başladı. Evvelce olduğu gibi serilmekten, mest olmaktan korkuyordu. Gözlerini yere doğru dikti. Artık bakmaktan korkuyordu.
Şairliğimin kendisine hükmetmeye çalıştığını anlıyordu. O da ona meydan vermemek için uğraşıyordu. Refet durmaksızın meşgul bulunmaya çalışıyor ve seyirden ürktüğü için sözle vakit geçirmek gayretinde bulunuyordu. Elinde olmadan uyanan hayalhanesini yıkmak, kendini hissettirmek isteyen gönlünü ezmekle uğraşıyordu. Gönlüne daima hükmetmeye alışkın olan kızcağız, onun birkaç gündeki çarpıntısını ve şairane duygularını kesti. Cazibe ve Şahap da o türlü manzaraların seyrinden üzüntü duyuyorlar ve Refet'in o gün mest olmuş, sızmış bulunduğu yerde saatler geçiriyorlardı. Hele Cazibe, orada pek çok defalar Refet gibi yalnızca seyrediyordu. Refet niçin onlar gibi buna karşı koyamıyordu? Çünkü onlar o güzel manzaraları nice zamanlardan beri görüyorlardı. Refet ise ilk defa olmak üzere bunları görüyor, ilk defa olmak üzere öyle açıklık yerde, öyle süslü bir bahçede, öyle güzel kokular içinde öyle bir manzarayı seyre dalıyordu. Karanlık yerde bulunmakta olan kimselere aydınlığa çıkıldığında ışık birdenbire nasıl çarpıyorsa Refet'e de öyle oluyordu. Sanki o zayıf ve asabi vücut tabiatın güzel eserlerinin etkilerine ve hisli bir kalbin darbelerine karşı koyamıyor. O aciz vücut, o vasi fikri, o kuvvetli zekayı içeren kafanın düşünce ve hayallerine tahammül edemiyor, eziliyordu. Bir gün Cazibe bir köy arabası getirtmiş, Şahap, Refet ve Şule dahi hep beraber Fener'e doğru çektirmişti. O gün cuma ve pazar değildi. Fener'de birçok aileler erkeklik adınlı gelmişlerdi. Çoluk çocuklarıyla beraber kenara serdikleri hasırlar, sandalyeler üzerine takım takım oturmuşlardı. Kimisi akşam yemeğini de beraber getirmiş, hatta su şişelerini de, yemiş sepetlerini de. Cazibe Fener'e ulaştığında saat 19.30 olmuştu. İleri denize doğru çıkmış bir mevkideki sandalyelere oturdular. Yüzlerini deniz tarafına çevirmişlerdi. O mevki ne kadar güzel bahislere meydan açıyordu. Bunlar diğerleri gibi orada burada dolaşanlara bakmak ve herkesin hal ve tavırlarına dikkat etmekle iştigal etmiyorlardı. Çekilmiş oldukları bölgede arkalarını halka doğru dönmüşler, yüzlerini çevirmiş oldukları hikmet saçan tabiat manzaralarına vermişlerdi. Ha onu da söyleyeyim ki, bunlar öyle bir takım gerek kadından ve gerek erkekten seyre dalmış olduklarını anlatmak için şaşırtıcı vaziyetler alan sahte tavırlı kimselerden değildiler. Cazibe ve Şahap zaten bazı kırlarda ve seyir yerlerinin tenha günlerinde kimisi ağaca dayanmış, kimisi kayaya yaslanmış, kalemi kulağının üzerine sıkıştırılmış, kitabı veyahut kağıt kalemi elinde, gözleri başka tarafa bakan yapma şair ve edipleri hiç de takdir etmiyorlardı.